Arkadaşlar merhabalar. Bugün Doktor Hu dizisinin 12. sezon 5. bölümü hakkında konuşacağım. Siz herhalde pek izlemiyorsunuz ya da yorum yapmayı pek sevmiyorsunuz. Zaten pek Doktor Hu videolarına ilgi yok ama gerçekten son 2 sezondur özellikle hatta belki de uzun süredir yani kapalı dönemini de kapsayacak şekilde izlediğim en keyifli bölümlerden birisiydi. Ama bunun belli başlı sebepleri var tabii ki. Tabii ki bunlardan bahsedeceğim hızlıca. Figitchuf of the Judun herhalde bölümün adını. Hani yanlış okumuş, telaffuz etmiş olabilirim. Affola. Şu an IMDb'de puanı 8.2. Ben de 8 puanı rahatlıkla, gönül rahatlığıyla bu bölüme veriyorum. Zaten bölümde Judunları göreceğimizi biliyorduk. Hani eski bir ne denir ona? İşte yaratık mı denir ya da eskiden geçmişe bağ kuran bir karakteri görmek bence çok önemliydi. Bu açıdan güzeldi. de konunun nasıl işlendiği tabii ki önemli bir şey ama e, güzel de işlendiğini düşünüyorum konunun ama <laughs> dizinin yani bölümde hem sürprizler hem de e, ilginç sorular, ilginç sonuçlar ortaya çıktığı için "Aa bu neydi? Bu nasıldı? Gerçekten bu nasıl oldu?" sorularını böyle ard arda patlatabiliriz arkadaşlar. Yani bölümün yani zaten spoilerlı konuşuyorum. En önemli olayı Kaptan Jack Harkness'ın Geri dönmesi de tam artık tam diyebiliriz 10 yıl sonra bildiğin oyuncu geri dönmüş oldu ee, yani işte David Tennantın 10. doktorun e, elvedasında aslında aslında en son onu görmüştük elveda bölümlerinden birinde onu görmüştük bütün ekip oradaydı aslında işte Donasından Martasına ne bileyim bütün herkes işte yani Rose bile gelmişti böyle bir zamandaydık Sarah Jane vardı. Ve şimdi hani tekrar 10 yılın ardından Kaptan Jack Harkness'in dönmesi. Yani gerçi oynayan oyuncunun işte belki şu anda boşta olmasında avantajı olabilir ama ben sanmıyorum. Ona dön demişler ve dönmüş ve güzel de makyaj yapmışlar. Hani tamam çok aşırı bir yaşlılığı yok ama hani saçlarının çünkü kırlaştığını biliyoruz. Ee, ve hala kaldığımız yerden devam ediyormuş hissiyle Kaptan Jack Harkness'ı görmek gerçekten muazzam bir işti arkadaşlar. Ee, yani gerçekten gözlerim doldu ya bu konuda Ekstra ne söylenir bilmiyorum ama Kaptan Jack'i görmek muazzam bir şeydi benim için. Yani böyle yani dizinin geçmişle bağını kurması o kadar güzel ki dizinin en güzel yanı bence zaten buydu. Ama bence iştenin hikayesi de güzeldi ve hal hikaye güzel olması rağmen bir de şöyle bir şey vardı aslında. Bu hikaye devam edecek bir hikaye. Büyük ihtimalle Timeless Child hikayesine bağlanacak. Yani zamansız çocuk konusunun bir parçası, Galifrey'in yeniden yok olmasının bir parçası olarak bu hikaye şu anda işleniyor. Ee, mesela şu anki doktorumuz bizim Galifrey'in ikinci kez yok olduğunu görüyor ve Galifrey normalde kurtarılmıştı ve tekrar yok olduğunu görüyoruz. Bunu Master kendisinin yaptığını söyledi. Galifrey'lerin zaman notlarının onlardan sakladığı şeyler olduğundan falan bahsetmişti hatırlarsanız. Yani bunlar biraz aslında karışık, çok hızlı geçen konular ama e, yani bu işin içinde Master'ın olduğunu biliyoruz. İşte hikayemizde bir tane böyle Judunlar işte bir kaçağı arıyorlar. Uzaylı birisi olduğunu düşünüyoruz. E, ama öğreniyoruz ki hepsi yani iki hepsi insan işte bir tane Ruth diye birisi var bir de Lee diye birisi var. Ruth'u izliyoruz aslında en başından beri. Sanki arkadaşlar biraz şöyle bir şey var. Sanki paralel evrendeki bir Doktor Who hikayesine dönmüşmüş gibiydi bence bu kısım. zaten hani sonrasında Ruth'un kendisini doktor olarak tanıtması da bunun bir parçası ve bu olay çözülmedi de yani kendi tardisi olan birisinin görüyoruz ve hem tardisi var hem de kendisine doktor diyor. Yani ve bizim doktorumuz da, yani Judy Whittaker'ın doktoruyla Ruth'un doktoru aynı arkadaşlar garip bir şekilde. Joe Martin'miş bu arada oyuncunun adı onu da hemen söyleyeyim. Ve gerçekten ben biraz şey oldum yani garipsedim bu durumu. Onu yani çözemedim. Hatırlarsanız David Morrissey'in bir Doktor oldu işte David Tennant'ın 10. Doktor'la eşleştiği bir bölüm vardı. Next Doktor diye bir bölümdü bu. Orada da kendisinin doktor olduğunu söylüyordu ama aslında 10. Doktor'un anılarını aldığı için ona kadar olan her şeyi hatırlıyordu. Böyle bir hikaye izlemiştik o zaman. Ama şimdi benim kafamı karıştıran şey şu. Doktor... Daha öncesinde de işte Human Nature bölümünde de yine kendisinin işte farklı bir gezegen yani işte 1913 yılındaydı Marta ile Marta onun hizmetçisiydi artık yol arkadaşıydı. Burada da Ruth'un yol arkadaşı olarak işte bu Lee karakterini görüyoruz ama evliler, evliler ya da sevgililer sanırım çünkü öpüşüp koklaşıyorlar. Yani bir yol arkadaşlığından öte bir ilişkileri de var belli ki. E, tabii ki bu çok önemli değil. Yine aynı şey işte David Tennant döneminde yine yaşanmıştı aslında. Hem Next Doctor hikayesinde David Morissette'li olan hikaye var. Hem de Human Nature bölümünde e, doktorun David Tennant'ın anılarını hatırlamadığı bir bölüm var. İşte sonrasında e, cep saatiyle hatırlıyor. Aynı şekilde Master'ın da hatırlarsınız. Yaşlı Master'ın da böyle bir hikayesi vardı. Hani bunlar çok önemli değil ama bunlar ikisi kesişiyor aslında farkındaysanız. Ben şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Eee But, simit ismini kullanıyor. Normalde doktorun hani takma ismi dünyalı ismi mi denir ne derse artık isim olarak genelde simit ismini kullanıyor. Simit 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 yani ne simit olduğunu bir önemi yok. Ee, ama bu sefer farkındaysanız simit ismini kullanılmadı. Ruth Clayton diye bir isim kullandı. Bir kere bence bu bile e, bu doktorun o doktor olmadığı çıkarımını yapmamız için bence önemli noktalardan birisi tabii ki ben biraz da böyle düşünüyorum direkt böyle olacak diye bir şey yok ee, yani normalde doktor hafızasını hani kendi kimliğini saklamak için bunu yapıyor ama niye Smith ismini kullanmıyor bence önemli bir detaydır bu bunun dışında işte e, Tardis'in eski görünümlü bir Tardis olması da önemli zaten e, siz benim geçmişim olmalısınız diyor e, şey doktor onlara İşte o get diye bir komutan mıdır neyse komutan get diye birisi var sonrasında onu işte rutun doktoru yani siyah doktor doktor onu yok ediyor yok birazcık ölmesine sebep oluyor. Ee, o da Galifrey'liymiş. Galifrey'in hala hayatta olduğu bir zamandan bahsediyoruz bu arada. Yani teknik olarak 9. doktordan öncesi sanırım. Hatta belki 8. doktordan öncesi. Çünkü bu doktorun hangi bedeni yani kendi zaman çizgisinde düşünelim. Hangi bir doktor olduğunu bilmiyoruz. Onun zaman çizgisinde bir değişiklik olduğunu varsaymak gerekiyor. Ee, yani şöyle saçma bir çıkarım yapacağım arkadaşlar. 10. doktorun hatırlarsanız iki kere e, rejenerasyon geçirmişti. Birisinde rejenerasyonu kendi eline aktarmıştı. Hatta o sonra Don'u yiyoruz, aman lordu falan yapmıştı. Böyle saçma sapan şeyler olmuştu. Hani bedenini korumayı başarmıştı. Ve hatta o bölümde Kaptan Jack Harkness da vardı hikayede. Onlardan birisiydi hatırlarsanız. Şimdi hani bu kısmı şöyle düşünüyorum. Acaba orada bir farklı bir hikaye işlenmiş olabilir mi? Yani 10. E, doktorumuz acaba diyorum. 10. doktor şeyi değiştirmiş olabilir mi? O başarılı olamamış olabilir mi? Yani aktaramamış olabilir mi? Yani acaba 10. doktor yani David Tennant'ı görme ihtimalimiz var mı arkadaşlar? Böyle bir ihtimalden bahsediyorum. Yani geçmişte doktorun başına başka bir şey gelmiş olması lazım ve o da şu anki o e, root Clayton doktorunu diyelim ya da siyah doktoru meydana getirmiş olmalı. Ama bu hangi onun zaman çizgisinde bedeni bilmiyoruz. Ayrıca iki kalpli olup olmadığına dair de da bir şey olmadı. Ama e, Sonic Tornavida'da yapılan şeyde de çıktı farkındaysanız ve Sonic Tornavida kullanmadığını söyledi bu doktor. E, yani bildim bileli yani modern seride hep Sonic Tornavida kullanılmış. Klasik seride ne zaman başlıyor Tornavida kullanım bilmiyorum ama herhalde 4. Doktor'da falan da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun dışında işte yani hikayemiz işte Jack Harkness'ın gelmesi önemliydi. Ee başka bir de The Aliens yani birlikten bahsediyor. Bu birlikte daha öncesinde işte hatırlarsanız e Pandorica of the Open Pandora Open bölümünde e 11. Doktor'un bölümünde de adı geçmişti. Bütün şeyler böyle uzaylı ırklar gelip Pandora kutusuna hapsetmek istemişler. Orada da bir birlik vardı. Sonrasında ayrıca bu cudunları kim kiraladı? Bu da çok kapalı bir durum yani master kiralamış olabilir eyvallah ama Galifreli birilerinin de kiraladığı söyleniyor buradan başka bir hikaye de çıkabilir şu anda çünkü kim olduğunu bilmiyoruz geçen seneden kalan zamansız çocuk Timeless Child hikayesi var bence bunlar hani önemli detaylar diye düşünüyorum arkadaşlar yani sorulacak çok fazla soru var yani hikaye güzel bir bölüm izledik ama devamı gelecek bir bölüm izledik çünkü yani şu anda Ruth ve şey gitti yani tardisi atladı gitti kadın yani doktor diyor kendisine bilmiyoruz gerçekten doktor mu diyeyim ama bir tardisi var o kesin ama tardisi olması onun gerçekten doktor olduğu anlamına gelmiyor. Ve doktorun anılarını almış olabilir de diye düşünebiliriz. bunun dışında güzel şeyler vardı. Mesela Kaptan Jack işte 3 tane yol arkadaşının olması üzerine doktora şey diyor. Hı, bunu bir yanda görmüştüm falan diyor. İşte Cybermen'lerden bahsediyor. Yalnız Cybermen'den bahsediyor. Buradan bir şey çıkabilir. Bu Root karakteri belki de Cybermen'lerin oluşturduğu bir klon bile olabilir. Bilemeyiz yani. yani Danny Pink'i falan görebilir miyiz acaba? Böyle şeyler. Bence geçmişten başka karakterleri de göreceğiz. Bize şu anda nasıl bunu yaptılar bilmiyorum ama gizli tutuyorlar. Bir şekilde geçmişle bağlantısını kuracaklarını düşünüyorum. Ben bu hikayelerin, yani bu Ruth Clayton doktorunu, yani siyah doktoru bize nasıl aslında onun doktor olmadığını ya da doktorsa bile nasıl doktor olduğunu göstermeleri çok önemli. Yani en koç kolay kaçış yolu tabii ki paralel evrenler ve paralel evrenler Doktor Who'da daha önce işlendi arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Yani Rose zaten paralel evrende şu anda. Rose'u görünmüş sanmıyorum ama Kaptan Jack Harkness'ın gelmesi bence çok önemli bir detay ve geçmişe geldi. Zamandan geri, zamanda geri geldim ve bunu düzeltmek için gibi bir şeyler söyledi orada. Birlik tarafından gönderilmiş yani ve bir tane gemiyi çalmış. Yani tabii ki biliyorsunuz ölümsüz olduğu için kaptınca kalkmış. Yani en azından silahla falan ölmüyor. Doğal yollarla yaşlılıktan falan ölecek. İşte bu bunun yüzü olarak bunu biliyorsunuz zaten. O yüzden hani şu anda o nano genler onu yok etti geminin savunması hırsızlığa karşı ama geri gelecektir. Bir yerde çıkacaktır. Belki 3-5 bölüm sonra çıkacaktır. Zaten kaldı geriye 5 bölüm. Başka da bir şey kalmadı. Yani yani çok güzel bir bölümdü yani. Bence dolu dolu bir bölümdü. Sürprizlerle ve kafa yoran bir bölümdü. Ve şu anda ne olacak, nasıl olacak hikaye diye sormadan edemiyorum. Yani benim için böyle en azından. Sizin de düşünceleriniz varsa doktorunun bu bölümüyle ilgili 12. sezon 5. bölümle ilgili düşünceleriniz varsa yorumlarınız varsa bu siyah doktor gerçekten doktor mudur nasıl doktor olmuştur bunları söylerseniz ben işte fikirlerimi olabildiğince söyledim size. Güzel bir bölümdü yani gerçekten heyecanlandım ya uzun süre sonra beni merak ettirdi ve mutlu etti diyebilirim. Geçmişle bağını kurması çok güzel ve sürpriz olması yani Kaptancaki göreceğimizi bilmiyor olmamız en azından ben bilmiyordum. Ve aslında böyle söylentiler vardı ama hep bunlar işte bu şey için yani ne bileyim sesli şeyleri falan oluyor ya bunların hikayeleri falan. Onlar için çekimlere gittiği falan söyleniyordu zamanında. Ben o yüzden çok takmamıştım. Evet o olabilir demiştim ama demek ki harbiden bu planlanmış bir şey. 10 yıl sonra görmek gerçekten muazzamdı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Doktorun bir sonraki bölüm muhabbetinde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.